meeting düzenlemeyi planladık ve çalışmalarımız son noktaya geldi. Biz açık söylemek gerekirse bütün süslemelerimizi bu akşam yapmayı planlıyoruz. Onun nedeni de şu, meeting duyurularını yaptığımız bütün şeyler, afişler geceleri kimliğini bilemediğimiz kişiler tarafından tekrar tekrar sökülmekte. Artık tabiri caizse afiş dayandıramıyoruz. Yani sürekli olarak afiş siparişi veriyoruz. Sürekli olarak duyurularımızı yapacak afişlerimizi yenilemek zorunda kalıyoruz. Onlar astıkça, onlar sökmekten bıkmadı. Biz takmaktan, afişleri, yeni afişler hazırlamaktan bıkmadık açıkçası. O yüzden biz de süslemelerimizin tekrar kaldırılacağı şeyiyle, endişesiyle bu akşam süslemeleri yapacağız. Hatta şurada biliyorsunuz il binamızın yan tarafında ipek sıralı şeylerimiz var. Flamalarımız var, bayraklarımız var. Bunları da şikayet etmişler. İzmit İlçe Başkanlığı, AK Parti İzmit İlçe Başkanlığı ve Allah'tan ki Yüksek Seçim Kurulu bu konuda olumlu yönde bizim lehimize bir karar verdi. Hem sadece burada değil, ilimizde değil, diğer illerde de keza böyle. Ben de onun da bir örneğini, bir nüshasının bir örneğini size hemen Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen yazıyı size arz edeceğim. Bu davranış biçimleri aslında iktidar partisinin panik içerisinde olduğunu ve iyice bu şeylerle hırçınlaştığını, parti üyelerinin hırçınlaştığını, açıkçası provokasyon amaçlı yaptıklarını düşünüyoruz. Ama biz bu provokasyonlara gelmeyeceğiz. İktidar içerisinde karşılıyoruz bunları. Yaklaşık 25 bin kişinin gelmesini hedefliyoruz. İnşallah 25 bin kişiyle güzel bir miting havası essin, bir bayram havasında bir miting olsun temennisinde bulunuyorum. AK Parti'nin kalesi gibi düşünülecek bir yerde 10 bin kişinin toplandığı bir miting düzenlendi. Yine dün Bursa'da yaklaşık 40 bin kişinin olduğu Bursa mitingi düzenlendi. Bu artık vatandaşın bize olan desteğinin en büyük göstergelerinden birisidir diye düşünüyoruz. Biz de güzel bir kalabalık bir miting düzenlemeyi açıkçası hedefliyoruz. AK Parti mitinginde dışarıdan plakalı gelmiş bir sürü araç tespit ettik. Sosyal medyadan bunu gözlemledik. Yani araçların plakaları da belli, çekilen fotoğraflar da var. Keza miting alanında daha Tayyip Erdoğan konuşmasının 10. dakikasında, 15. dakikasında bu dışarıdan getirilen kişiler miting alanında fotoğrafını çektikten sonra, yani ben görevimi yaptım mesajını verdikten sonra hızla alanı terk etmeye başlamışlardır ve bu da yaklaşık 10 bin kişi civarındadır. Biz açık söylemek gerekirse il dışına hiçbir şekilde otobüs yollamıyoruz. Gelen kişiler tamamen Kocaeli ilinden geleceklerdir. İl içinden gelecektir. Ama davetimize icap eden il dışından gelenler olursa onlar ayrı. Ama biz bindirme kıtalar yapmayacağız. Meeting hedefimiz de az önce size arz ettim. 20 ila 25 bin kişi arasında bekliyoruz. Ana hedefimiz 25 bin kişi.